Silahları getirdim diyorsunuz. Paralar nerede Polat? Alper nerede? Güvende. Paralar da güvende. Seni benim üstüme kim gönderiyor? Asıl bu memleketin başına seni kim bela ediyor Zafer? Ben onu merak ediyorum. Ben bu memlekete şerefimle hizmet etmişim. Sonra bu şereften niye vazgeçtin? Vazgeçmedim. Ölünceye kadar da vazgeçmeyeceğim. Zafer, istediğin kadar para vereyim. Silah değil bak, para. Kaç para istiyorsan. Bu gençlerin yakasını bırak. Sen tehlikenin farkında değil misin? Bu tehlikeyi bertaraf etmek için gerekirse genç, çoluk, çocuk, kadın, herkesi feda ederiz. Esaret altında yaşamaktansa ölüm bu millete düğün bayramdır. Yeter bu edebiyatla insanları sömürdüğünüz. Yalan mı? Yalan! Bu ülkenin ilk defa düşmanları olmadı. Ebediyete kadar olacak. Ama sen ve senin gibiler kendi menfaatleriniz için sanal düşmanlar yaratıp iç savaş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Seninle benim farkım ne de geçmiş karşıma konuşuyorsun? Bak, ben hiç kimseye çalışmadım. Hiç kimseye ideallerimi satmadım. Hiç kimseyi kandırmadım. Hiç kimseyi kullanmadım. Hiçbir zaman olmamışı olmuş göstermedim. Masum insanları öldürmedim, onları bombalamadım. İnsanları şu ya da bu diye ayırmadım. Ben hiçbir şeyden korkmadım. Korkmadığım için de insanlara korku salmadım. Her şeyden öte, ben senin gibi bir gün ikbalim kesildi diye bu işlere kalkışmadım. Ömrüm boyunca inandığım bu savaşta yer aldım. Kutlu! Şimdi! İstiyorsan yaparım. Kaybol. Ne? Çabuk kaç.
Abdüley, bu yaptığını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Zafer nerede Abdüley? Gitti. Nereye gitti Abdüley? Bilmiyorum abi. Ne demek bilmiyorsun Abdüley? Adam silahını sana bırakıp mı gitti? Geçmiş olsun Alper. Sağ ol usta. Ama başınızı derde soktum. Takma kafana. Usta, Zafer. Zafer kaçtı. Ben Zafer'i nerede bulacağımı biliyorum. Sen Zafer'i bana bırak. Ortalığı temizleyin. Silahları depoya koyun. Usta bu adamlar... Adamlar senin Alper. Hı hı. Nasılsın Mura? İyiyim Bedir Bey, siz nasılsınız? Canımız sıkkın be Mura. Bu Polat Alemdar şimdi de bize sardı. Hayırdır? Bizim tırı çevirmiş, 50 milyona da el koymuş. Ben parasında değilim. İşin kötüsü Bahtiyar Ağa'ya mahcup oluyoruz. İyi paraymış. Bu da bir şey değil Muro. Sürekli sevkiyat ver. Bahtiyar Ağa güvenlik göndermiyor mu size? Sınıra kadar onlar da. Sınırdan İstanbul'a kadar bağlamışım ama... Gebze'den geçtikten sonra nasıl mani olayım? Vallahi Bedir Bey biz hallederiz ama... Yukarıdan müsaade almam lazım. Ben de seni onun için çağırdım Muro. 50 milyonu Polat Alemdar'dan al. Sizin olsun. Bundan sonra da her sevkiyat için %5 veririm. Az. Nesi az kardeş? Rakam yüksek. Madem ki Polat Alemdar biliyor, bu işin kokusu çıkmış. İstanbul'a gelen her tıra bir yan gözle bakan bulunur. %10'unu alırız Bedir Bey. Sen önce 50 milyonu al, pazarlığı sonra yaparız. Biz seninle ne olursa olsun anlaşırız. Abdüley olmasaydı ölmüştüm. Ben sana diyorum ki Alper işini çöz, sen gidip Polat'ı yem olarak kullanıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Abdüley olmasaydı ölmüştüm. Hayatını yine bize borçlusun Zafer. Abdüley sizin adamınız mı? Her şeyi berbat edip adamı açığa çıkarmadıysan bizim. Alper işini nasıl toparlayacaksın? Çıkar çatışması diyeceğim, senin üzerine yıkacağım. Yık, ondan gocunacak değilim. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Zafer...
Polat'tan şimdilik uzak dur. İçeride adamım var, anlamıyor musun? İçeride adamım var diyorsun ama Polat hala yaşıyor. Zafer, her şey senin istediğin gibi olmak zorunda değil. Sınırlarını çok zorluyorsun. Benim sınırım mınırım yok. Ben devlet memuru değilim. İstediğimi yaparım. İstediğimi vururum, istediğimi yaşatırım. Bunun bedelini ödersin. La güneş girmeyen yere doktor girer demişler. E doğru demişler. İçeride çürüdük doktor. Allah bilir sen de bir şeyin yok deme. Ah kalbim. Kalbimden ölüyorum. Nefes alın. Verin. Verin. Alın. Verin. La işittin mi ırıtıyı? Baba bak, bak nasıl ısılık çalıyor ciğerim, yüreğim. Öksür. Sigara içiyor musun sen? Zamanında içtik. Zamanında yaptıklarını çekiyorsun. Hiçbir şeyin yok. Lan size diploma verenin... Vay Can Polat, ben sana kurban olurum. Aa, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. E bak psikolojikmiş oğlum. La Allah'ını seversen sen de bana deli muamelesi yapma. Estağfurullah dayı. Hadi gidiyoruz desem, bütün merdivenleri üçer beşer inersin. Buradan hava meydanına da koşarsın. Psikolojik değil de nedir? Yok. La siz inanmıyorsunuz ama. Eski tadım yok. Allah Allah. Niye? Vallahi bu yaştan sonra yaşama sevincini yitirdim. Can Polat, eskisi gibi değil içerler. Bir başınasın. Ne arkadaş var, ne dost var. 40 yıldır da yemediğimiz rutubet, nem kalmadı içeride. Ama gel de bunu doktorlara anlat. Dayı, buradan kurtulmanın tek yolu var. Beraber çıkacağız. Ama yurt dışına. Hem istediğin doktora da tetkik ettiririz. La ne fark edecek ki Can Polat? Burası kapalı cezaevi, orası açık cezaevi. Hiç değilse burada yüzünüzü görüyorum. Orada kim bilir kaç zamanda bir. Dayı üzülüyorum ama. Üzülecek bir şey yok. Sadece benim bu hastaneye naklimi yaptırın, tetkik etsinler, yeter. Yok yok dayı, sen içeride bunalmışsın. Aslında bu psikolojik dediğiniz de aklıma yatmıyor değil. Can Polat, olmuşum erkeklikten emekli. Acaba ondan mı diyorum? E dayı baştan söylesene. Hastanede kokusunu alsan yine dirilirsin sen. La hastanede amonyaktan başka bir şey mi kokar? Öyle deme dayı. Şimdi sırtına bir sıcak havlu koyan olsaydı... Rıltın mı kalırdı? La bu hastane iyi gelir diyorsun. Psikolojik durumun öyle diyor dayı. La beni delilerin içine yatırma da Can Polat. La ne yapıyorsan yap. La ben sana tabiyim. Psikolojik diyorsan psikolojik. Alo. Efendim abi. Hemen sen yine yüzüme kapatmadan telefonu hızlı hızlı söyleyeyim. Ne zaman kapatmışım telefonu yüzünü? Ben öyle bir kabalık yapmam. Sen yanmışsın mısın? Ne olursun yine başlama Polat. Neye? Bak işte buna. Görüşebilir miyiz? Biliyorum çok yoğunsun, çok meşgulsün. Bana ayıracak vaktin yok ama... Ne zaman istiyorsan abicim. Bekliyorum. Gerçekten mi? Tamam. Geleceğim.
sefer olacak mı bu iş ne? Başkan nerede Ural? Ankara'da. Hem bizi hem ettiniz, içeri attınız. Hem de içeride sahipsiz bıraktınız. Hüseyin, tel örgünün arkasından konuşmuyorsun. Dışarıdasın işte. Siz mi çıkardınız? Zafer'in selamıyla kim kimi dışarı çıkarıyor? Akıllı ol. Bu sefer de o psikopata mı yol verdiniz? Devlet yol vermez. Yolu boşaltır. Yol boş. Zafer'in de bir istikameti vardır elbet. Bizi yanına çağırıyor. Ne düşünüyorsunuz? Hakan sıcak bakıyor. Sen? Başkana bunu sormaya geldim ama beyefendi yok. Zafer çizmeyi aşabilecek biri. Yanında bulunmanızda fayda var. Emir mi, tavsiye mi? Başkanın tavsiyesi benim öngörüm. Emir yok Hüseyin. Göreviniz devam ediyor. Emeklilik yok, istifa yok. Ne zaman gelecek bu kostarlar ortak? Yolda mı Emati Bey? İstiyorsan ben gidip bakayım abi. Sen ne zaman yüzme öğrendin Nevzat? 10 numara kulaç alırım abi. Durmadıkça problem yok. Nefessiz buradan İstanbul'a kadar yüzerim. Ama durunca münyar batıyorum. Gözüme batma da Nevzat. Nereye batıyorsan bat. Tamam, anlaşıldı. Geliyor ilk koster. İnci, iyi misin? İnci. 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 Üşüttün mü? Rahatsız mısın? Neyin var? Yok bir şeyim. Kaç gündür kusuyorsun? Bir doktora görünsen. Bir şeyim yok Kemal. Soran da kabahat zaten. Hamileyim. Ne? Hamileyim. Ama kürtaja karar verdim. Saçmalama İnci. Sen saçmalamayacaktın Kemal. Ben senin çocuğunu doğurmak istemiyorum. Bak, diyorsun ya. O benim çocuğum. Kürtaj yaptıramazsın. Sana mı soracağım be? Doğru konuş benimle. Ne yapıyorsun sen? Sen kendini ne sanıyorsun? Benimle konuşurken bana sırtını dönemezsin. Bak İnci, hamile olduğunu söylüyorsun. Bunu ne kadar uzun zamandan beri beklediğimizi biliyorsun.
Şimdi bir saçma kibir yüzünden bunu elimizden alamazsın. Biz diye bir şey yok Kemal. Sadece dosyanın kapanmasını bekliyorum ayrılmak için. Biz de yok, çocuk da yok. O dosya kapanmaz İnci. Ne demek kapanmaz? Sen çocuğumu öldürürsen ben de seni öldürürüm. Her şeyi anlatırım savcıya. Aşağılık herif. Yeter, yeter. Hayvan. Seni öldüreceğim. Ah! Yeter. Ah! Sen kendini ne sanıyorsun ey? Ah! Ah! Vallahi senin hatırına buraya kadar geldim Bulut. Bir daha da gelmem. Niye Fuat Bey? Siz denizi seversiniz. Şekerim, sanki göçek de ben beğenmedim. Liman, işçiler, konteynerler, kaos. Bir kere burada her şey pis kokuyor. Ne yapalım Fuat Bey? Para temiz kokan yerde kazanılmıyor. Şekerim, bu para hırsınız midemi bulandırıyor. Kaç nesle yetecek kadar paramız var. Ne benim ne de İnci'nin çocuğu var. Profesyoneller yesin diye bu pislik çekilir mi? Siz babanızla bir konuşun o zaman. Babamla konuşuluyor da sanki. Ya bu kıza da üzülüyorum biliyor musun? 100 defa dedim o herifle evlenme diye dinlemedi beni. Efendim İnci. Ağlama İnci. Ne? Tamam, tamam bebeğim, tamam. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Ne oldu Fuat Bey? O şerefsiz kardeşimi dövmüş. Babanıza haber verin. Ortak, gündüz gözüyle mal aktarıyoruz. Bir gören duyan ihbar eden olursa ne olacak? Eskiden haracı bile gizli alıyorduk. Artık gece gündüz fark etmiyor. Her şey organize edilmiş. Ben parayı elimde tutmadan hiçbir organize işe inanmam ortak. Çok adamın bildiği işte güven olmaz. Aç şu kapıyı. Eğer bir daha bana karşı gelirsen seni gebertirim. Duyuyor musun beni? Seni gebertirim. Dua et karnındaki çocuğa bir şey olmasın. Aç şunu. Aç şu kapıyı dedim. İnci, aç şu kapıyı. Gel lan buraya. Vay tazı vay. Ne
sen kimi dövüyorsun lan? He? Ha? Vur vur. Aferin, vur bana. Vur. Kadına vurulur mu lan? He? Kadına vurulur mu? Söylesene lan. He? Söylesene. Ha? Kalk. 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 Geçti bir tanem. Geçti bebeğim. Geçti. Geçti. Tamam, tamam. Geçti. Özür dilerim efendim. Sen kimin kızına el kaldırdığının farkında mısın Kemal? Sen kızımı neyle tehdit ettin? Beni de tehdit et bakayım. Tehdit etmedim efendim. Ben sadece çocuğumuzun doğmasını, her şeyi yeniden başlamayı istedim. Sen kızımı neyle tehdit ettin Kemal? Çocuğu doğurmazsa ihbar etmekle. Sadece vazgeçirmek için. Bu tehdidine rağmen seni niye öldürtmüyorum biliyor musun? Hayır efendim. Torunumun babası olduğun için. Baba. İncim, o çocuk doğacak. Eğer kardeşin bir hata daha yaparsa yeğenin babasız büyür. Yapmayacak efendim. Üzülme şekerim, üzülme. Çocuğun dayısı benim, amcası Yıldız. Babaya ihtiyacı yok. Nasıl olsa sırtı yere gelmez. Bunu hastaneye götürün. Bundan sonra? Bundan sonra benzin istasyonları. Gidelim mi? Yok ortak. Ben göreceğimi gördüm. Bundan sonrasını ofiste göreceğim. Peki Memati Bey. Nevzat, sen istasyonlardan paraları topla gel. Tamam oğlum. (Gülüyor)
Kemal Bey'i arabaya bindirin çocuklar. İçerideki lafı duydun. Bir hatası daha olmasın. Sahip çık kardeşine. Bir hatası olursa abisi var. Gerekeni yapar. Ama bir daha kardeşime dokunursan seni kirli çamaşırlarınla gömerim Bulut. Ben çok yıldız gördüm Kayan. Kuyruğuna dikkat et, adaşım. Dinlemek mi istersin, anlatmak mı? Bilmiyorum. Ben bildiklerimi anlatayım o zaman. Dinliyorum. Sen çok güzel bir kadınsın Ao. Kayıtsız kalınamayacak kadar güzel bir kadın. Ve iyi bir insansın. Ama benim gönlümde başka biri var. Hep sevdiğim, hep seveceğim bir kadın. Asla ihanet etmeyeceğim bir kadın. İhanet etmemeyi seçtiğim, İhanet etmeyerek yaşamayı sevdiğim bir kadın. Elif. Evet, Elif. Elif benim mabedim, kutsalım. Hiçbir hekime göstermediğim yara, yârim. Onun olduğu yere kimseleri alamam. Ama Elif artık yok. Elif daima var. Sadece var olanı sevmez insan. Anılarını sever, geçmişini sever, ilklerini sever, sonlarını sever. Yanında olsa da sever, olmasa da sever. Ben uzun yıllar Elif'in yanında yoktum. Beni sevdi. Şimdi o benim yanımda yok. Ne değişti ki ben onu sevmekten vazgeçeyim? Hiçbir şey değişmedi mi? Hayır. Ama o bir daha geri gelmeyecek. Bu bir daha kavuşmayacağız demek değil. O bana gelmiyorsa ben ona giderim. Ben mücadeleci bir insanım. Mücadele etmeyi severim. Ama görmediğim bir şeyle mücadele edemem. Bir gölgeyle kavga edemem. Elif gölge değil. Seni incitmek için söylemiyorum. Sadece birini bu kadar çok sevdiysen yine sevebilirsin diye düşünmek yanlış mı? Yanlış değil. Ama zor. Ben senin üzülmeni istemem. Elif'i bırakıp gittiğinde üzülmesini istiyor muydun? Lütfen canımı acıtma. Bak, istemeden de can acıtılabiliyormuş. Bak gülüm. Senin toprağında bu çiçek yetişmez. Benim toprağımda da sen solup gidersin. Nereden biliyorsun? Sen her şeyi bilir misin? Sen her şeyi önceden tahmin edebilir misin? Tabii ki hayır.
Polat, bırak toprakta çiçek solmasını. Çölde orman yapıyorlar artık, biliyor musun? Suni, ben insanların yaptığı bir şeyi istemem. Allah'ın verdiğini isterim. Sana o sevgiyi veren Allah bana da bir sevgi vermiş olamaz mı? Bir gönülde iki sevda olur mu peki? Olmaz. Neye gülüyorsun? Aklıma bir şey geldi, ona gülüyorum. Bir gün bir akıl hastanesinde moral gecesi düzenlemişler. Bir şarkıcı da şarkılar söylüyor. Sıra gelmiş o şarkıya. Şarkının nakaratında diyor ki, bir gönülde iki sevda olamaz. Deliler hep birazdan bağırmışlar. Olur. Bak, ne güzel söylüyorsun işte olur diye. Ben deli miyim? $1,000,000. Allah bin bereket versin. Ben bu işe ısındım. Allah için ben de ısındım abi. 10 numara iş. Paraları ne yapacağız abi? Karıda kızda yeriz Nevzat. Yiyelim abi. Kafayı mı yedin Nevzat? Ne yapacağız parayı? İşe yatıracağız. Ne kadar yatırırsak o kadar çok kazanırız. O zaman ortak, %51'ini ben yatırıyorum. %49'un da sen. Bir problem var mı? Yo. Nevzat'ın dediği gibi 10 numara bir ortaksın. 10. İşte hayır kurumlarının listesi. 49 kurum. Bu kurumların her birine $1,000,000 havale ediyoruz. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Evet, şakacı bir yapım var. Ama hayır söz konusuysa asla. Bu çok büyük bir rakam. Size göre büyük ama insanlık için küçük bir adım. Hem bende bunlardan nereden baksanız 50 tane daha var. Aman Erhan Bey, hiç değilse bir iki ay repoda tutup repo gelirlerini bağışlasaydınız. İyi fikirmiş ama. Abim beni öldürür. Anlamadım. Diyorum ki delikanlının ağzından laf bir kere çıkar. Hem ben bu 1,000,000'ı bir iki ayda 50 yapmasını bilirim. Siz bilirsiniz. Ne zaman kutluyoruz? Ramazan da geçti. He? Gidin o Polat Alemdar'a deyin ki Murun'un sana çok selamı var. Bizim 50,000,000 dolarımıza sarma vurmuş. Ya parayı ya canını deyin. Abi, Polat Alemdar laftan tehditten anlar mı? Benim selamımla gidiyorsun lan, nereye anlamıyor? Hem anlamadı mı? Sıkarsın kafasına, anlar. Hadi. Teşekkür ederim. Alaka gösterdiğiniz çıktık. Teşekkür edecek bir şey yok Hakan'cığım. Alaka göstermeyip sizin gibi vatan evlatlarını içeri atanlar utansın. Bu çocuklar kim? Vatan evlatları. Hepsi bu vatan için ölümü göze almış çocuklar. Zafer, yine yapmışsın yapacağını. Yine kurmuşsun şebekeni. Hakan'cığım, ben bu çocukları bıraksam onlar beni bırakmıyor. Nasıl bıraksınlar? Onlara yol gösteren mi var? Onlara gerçekleri anlatan mı var? Burası izci kampı değil ya. 3 dakikaya dağıtırlar burayı. Sen kimden yol aldığında gençleri eğitim kampından geçiriyorsun? Böyle bir amaç uğruna yola çıktıktan sonra kimse yolumuzu kesemez. Mekanımız belli. Gücü yeten gelsin dağıtsın. Lakin onca yıl hizmet ettik.
Gücü yetecek olanlar da hizmetimizi takdir etmekteler. Benden ne istiyorsun? Bu çocuklar genç çocuklar. Daha çömezler. Doğru insanlar tarafından doğru yetiştirilmesi gereken aslan parçaları. Her zaman senin gibi liderlere ihtiyaç duyarlar. Ben daha da çok çobanlık yaptım. Çok kuzu kucağımda öldü. Bu işler böyle yürümez. İşte gel göster. Masa başında kağıt okumakla, hesap yapmakla, plan kurmakla, kroki çizmekle bu iş olmaz. Ben Polat Alemdar'ın yanında görevlendirilmiştim. Henüz kimseyle görüşmedim. Teşekkür için yanına geldim. Müsaade et, konuşacağım kişiler var. Biz Polat Alemdar'ı da aramızda görmek istedik. Ama maalesef aramızda olacağına karşımızda oldu. Para onu da bozmuş. Aranızda sorun varsa aracı olabilirim. Bizim aramızdaki sorun dar ağacında çözülür. Polat Alemdar sınırı aşmıştır, çizgiyi geçmiştir. Kendi menfaati için çalışmaktadır. Yanında bulun, ne dediğimi anlarsın. Ne var Abdülhamit? Hüseyin gelmiş. Çıkarmışlar mı? Evet. Seninle görüşecekmiş. Gelsin. Abi bu ajanları ne topluyorsun içimize? Haklısın Abdülhamit. Haklısın. Al içeri. Geçmiş olsun Hüseyin. Teşekkür ederim. Hakan nerede? Haberleşmedik. Bugün gelecektir muhakkak yanınıza. Ne diyor merkezdekiler? Başkan burada yokmuş. Arkadaşlarla görüştüm. Biz içerideyken bir tatsızlık mı oldu aranızda? Tatsızlık olmadı. Size nasıl sattılarsa bizi de öyle sattılar. Palaska zaferi duydun mu? Sık görüşürüz. Ne iş? Anladığım bizimkiler biraz şımartmışlar. Bana dediler ki git kontrol altına al. Nasıl alacakmışsın kontrol altına? Yanında kalarak. Ne yapalım usta? Sen ne diyorsun? Hüseyin, ne yaparsan yap, kullanılma. Usta, ben Zafer'in ne psikopat olduğunu biliyorum. Bu adamı özellikle seçmişler. Ya gidip yanında duracağım, çizgiden çıktığında kafasına sıkacağım, ya da yanında kalıp adamın çizgisine ben de gireceğim. Başkalarının çizdiğine kader denmez. Yazık denir. Yazık. Ya bu memlekete yazık. Bu millete yazık. Kandırılan çocuklara yazık. Dökülen gözyaşlarına yazık. Hüseyin, kendine yazık etme, ettirme. Büyük geçmiş olsun Alper. Daha geçmedi. Zafer senin adamın mı Vural? Burada sen, ben yok. Senin adamın mı diye soruyorum Vural. Ne benim, ne bizim adamımız. O zaman beni gönderdiğin adreste ne işi vardı? İnan o muhbirle ne bağlantısı var bilmiyorum. Peki kardeşim, benimle ne işi var?
Niye beni öldürmek istedi? Satılmış da o yüzden. Kime satılmış? Alper, ne ima ediyorsun? Sattınız beni. Alper, göreve gittin. Satma matma yok. 15 sene sonra yaptığın işte operasyonda vurulabileceğini sana söylememe lüzum var mı? Yok. Ben o Zafer'i içeri bir alacağım. Kime satıldığını, kaç paraya satıldığını öğreneceğim. Vural. Dua et. İsmin geçmesin ortalıkta. Bu memlekette her gün şehit veriyoruz arkadaşlar. Bu şehitler daha nereye kadar gidecek? Birinin dur demesi. Kolay gelsin. Sağ da biziz. Gençlik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birader, o gün herhalde oruçtan biraz sert çıktık. Kusurumuza bakma. Önemli değil. Benim adım Eren. Gürhan. Gürhan kardeş, memleket mevzularına hassassın anladığım kadarıyla. Bu memlekette yaşayan herkesin olması gerektiği kadar. Aslında sert çıktım ama hoşuma gitmedi değil. Sadece öyle ulu orta konuşman yanlış geldi bana. Dost var, düşman var. Sen de haklısın. Biz de zamanında bu fikirlerle hizmet ettik. Ama bir şeye ulaşamadık. Düşman nasıl bir günde işgal etmiyorsa, kurtuluş da bir günde olmayacak. Yiğit sabredecek. Bu sefer de sen haklısın. Ama bu dava sahipsiz. Ortada bırakılmış. Hiçbir kutsal dava sahipsiz değildir. Madem merakın var, beraber takılalım. Sevinirim. Mutlu olurum. Cemil. Efendim Hikmet abi. Orada oturan kız kim Cemil? Müşteri abi. Saçmalama lan. Kimin nesi, kimin fesi? Abi bir iki kere geldi. Efendi saygılı bir insan. Parmağında yüzük yok değil mi? Hayırdır abi? Beğendim. Konuşacağım. Hikmet abi yapma etme. Ne olmuş oğlum? Konuşacağım dedim. Ayıp bir şey mi dedim? Abi rezil rüsva olursun. Niye rezil olacakmışım Cemil? Abi affedersin ama bir kıza bak, bir kendi haline bak. Öslan, ne var halimde? O da bir anadan doğdu, ben de bir anadan doğdum. Hikmet abi, vallahi tokada yapıştırır. İnsan içine çıkamazsın abi. Şşş, bir şey yok, tamam. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Tanışıyor muyuz? Tanışabilir miyiz? Neden? Neden? Ben açık konuşmayı seven biriyim. Sizi beğendim. Tanışıp konuşmak isterim. İki saniyede ne gördünüz beğenecek? Ayakta mı söyleyeyim ne gördüğümü yoksa... Buyurun oturun. Benim adım Hikmet.
Buyurun Hikmet Bey, sizi dinliyorum. Adınızı söylemeyecek misiniz? Adımı bilmemeniz gördüğünüz şeyi anlatmanıza engel mi? Ben tokat atmanızı bekliyordum ama bu dedikleriniz tokattan beter. Desem ki hayatta hiçbir kadın böylesi ilgimi çekmedi. Hiçbir zaman böylesi muhabbetlere girmedim. Yani hiç bu taraklarda bezim olmadı. Gayet rahat gibisiniz oysa. Aslında rahattım ama bu garson Cemil beni strese soktu. Yok konuşma, ayıptır. Yanlış anlaşılır, tersler. İnsanın bir insanla tanışmasının nesi yanlış? İnsan bakar, görür, dinler, tanımaya çalışır. Önce arkadaş olur. Bakar ki anlaşıyor, sonra yoldaş olur. Daha sonra da... Bir dakika, bir dakika. Çok mu hızlı oldu? Çok. Benim kalkmam lazım. Sizi nasıl görebilirim? Burayı sevdim. Rastlaştığınızda görürsünüz. Peki. Hadi gidelim. İsminizi söylemeyecek misiniz? Gönül. Memnun oldum. Zafer abi, delikanlı geldi. Gelsin. Gir içeri. Gel bakalım yiğidim, gel. Kaç yaşındasın sen? 15 yaşındayım abi. Otur. Rahat ol yiğidim. Adın ne bakalım? Reşit. Reşit. Mahalledeki abilerin Reşit diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Delikanlı, gözü kara, sözünden dönmeyen tam bir kahraman. Sağ olsunlar abi. Sizi de bana anlattılar. Ne dediler? Sizi çok seviyorlar. Çok sayıyorlar. Diyorlar ki öl dese ölürüz. Niye ölecekmişsiniz? Artık vatanını sevenler değil, ihanet edenler ölecek. Hakan, burada işler karışık. Bombanın patlamadığı gün yok. Yanımda olmanızdan mutlu olurum. Ama yanımda olduktan sonra bilin ki... karşınıza çıkan babanız, amcanız, arkadaşınız olsa tanımam. Tanıyanı da tanımam. Usta, dediğim gibi, yukarıdakilerle görüşmedim. Birkaç gün kafamızı toparlayalım. Gereğini yapacağız. Hüseyin'le problemin mi var? Bir problemimiz yok. Her zamanki Hüseyin. Mevzuat, kurallar, yasaklar. Abi özür dilerim. Gel Firmus. Abi iki adam geldi. Cins cins konuşuyorlar. Bunları indirelim mi? Ya Firmus, siz indirmeden önce sorabilir miyim? Adamlar kim? Abi Muro diye birini diyorlar. Biz onların 50 milyon parasını mı almışız, neymiş? Tanımam etmem oğlum. Verin 50 milyon gönderin. Abi eski lira değil, dolar. 50 milyon dolar. Oo. Onlar uzak yoldan. Dağdan bayırdan geliyor Firmus. Al onları içeri. Peki abi. Örgüt parası mı usta? Örgütlü para. Geç. Oturun beyler.
Muro'nun sana selamı var. Muro diyor ki, Polat Alemdar yanlış yapmıştır. Tırımıza el koymuş, paramızı gasp etmiştir. Ya 50 milyon dolarımızı geri verir ya da... Ya da biz canını alırız. Biz o parayı yatırdık. Nereye? Hayır kurumlarına. Bizi alakadar etmez. Ve beni hiç alakadar etmez. Sen belli ki bizi daha tanımıyorsun. Biz o paraya 50 bin can alırız. Ben sizi tanımıyorum. Sizi buraya göndereni tanımıyorum. Hele gelip beni 50 bin can almakla tehdit edecek iti köpeği hiç tanımıyorum. Bak arkadaş, biz senin gibi 3-5 adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Ulan burayı makbuz kestiğin esnaf dükkanı mı zannettin? Akacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir Allah'ın kulu yok. İşitiyor musun beni? O sahibine söyle, bende bir şey varsa gelsin kendi istesin. Alabiliyorsa kendi alsın. Git ona söyle, de ki Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz, canını alır. Abi haber verelim yukarıya, alsınlar bu Muro mudur nedir ne karın ağrısıysa. Benim yukarıyla bir irtibatım yok Hakan. Ayrıca söylemeye ne hacet? Adam örgütün emrinde bildiği gibi at oynatıyor. Bir gidip görelim at izini, it izini. Bir günde 1 milyon dolar diyorum Erhan. Nevzat, ben artık yanıcı uçucu işlerde yokum. Ben lekesiz para istiyorum. Bizimki lekeli mi Erhan? Tertemiz. Allah bereket versin. Ben duydum Memat abiden, kimler mazottan indiriyormuş. Nevzatçım, artık çalışarak para kazanma dönemi bitti. Bir tuşa basacaksın, gelsin milyonlar. Nereye geliyor? Dünyanın en karlı borsası bizim borsa. Endeks kıpır kıpır. İşlem hacmi senin hacminden büyük.
Borsacı kızları bir görsen, cillop. İşte mazot içinde de kız yok. Orada haklısın. Çaktırma mevziyi. Ne işin var burada Nevzat? Bir soluklanmaya geldim abi. Ne yaptınız silahları? Depoya kaldırdık abi. Samandıra'daki yere mi? Evet abi. Kapıya sağlam birilerini koydunuz mu? Hepsi yeğenin olur abi. 10 numara çocuklar abi. İyi. Ben ofise geçiyorum. Bir şey olursa haber verin. Tamam abi. Burası mı Asu Hanım? Adres burası Tuncay Bey. Yine burada da tıbbi cihazlar mı var Asu Hanım efendi? Hayır Hüsnü Bey. Burada gizli bir matbaa olmalı. Sahte küpür bastıkları. O küpürlerle Sağlık Bakanlığı dolandırılıyor. Sanki o ilaçlar hastalara yazılmış gibi. Müsaade eder misiniz Tuncay Bey? Ben bir gidip bakayım doğru noktada mıyız değil miyiz diye. Hayır Hüsnü Bey kardeşim, gerek yok. Biz bakarız. Siz nasıl tenzip buyurursanız Tuncay Bey. Hiçbir şey buyurmuyorum güzel kardeşim. Hiçbir yer yakmayalım yeter. Evde birileri var mıdır acaba? Olmaması lazım. Kapıyı açamıyoruz. Bu görevi bana tevdi buyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi mahcup etmedim efendim. Buyurun. Siz arabada bekleyin. Bunlar kanser ilaçları. Çok pahalı. Yazık yazık. İnsanlar bu ilaçları bulamıyorken. Bunlar hiç mi ölmeyecek? Maalesef. Ölseler bile hep yerlerini birileri alıyor. Siz de haklısınız. Bunlar ne acaba? Allah Allah. İncil'in ne işi var burada? Şerefsizler. Hem kutsal kitap basıyorlar burada, hem de sahte küpür mü? Ömer baba, müsait misin? Hayırdır Hikmet evladım? Hayır baba, hayır. Yine nerede ne bomba patladı? Ne oldu? Yine neyi çözdün memleketle, derin devletle alakalı? Bu seferki daha derin mevzu Ömer baba. Allah Allah. Ömer baba, ben bir kız gördüm. Kız seni gördüm evladım. Gittim tanıştım Ömer baba. Galiba ben aradığımı buldum. Ne arıyormuşsun evladım? Haberimiz yok. Masumiyet. Gözlerinde günah yok sanki Ömer baba. Sanki baktığı yerde iyilik var, kötülük yok. Kimmiş? Kimlerdenmiş evladım? O fasla daha gelemedik Ömer baba. Ben hiç kendimi böyle hissetmedim.
Yani? Yani diyorum ki ben bu kızı bir iki kez daha göreyim. Ardından Nazifane, sen, ben, gelirse Polat gidelim isteyelim Allah'ın emriyle. İnşallah. İnşallah. İnşallah o kız da senin onu da gördüğünü sen de görür evladım. Hadi hayırlısı. Bekle Hakan. Bir yere kaçmaya ya adam. Bakalım ne yapacak. Ulan öldü de sen mi görmedin köpek? Abi ne yapıyorsun? Ne demek ne yapayım lan? Adamın iki eli var sizin dört eliniz. Ulan madem ki yapamıyorsunuz. Ben sizinle ne yapayım? Alın bu köpeği, götürüp bir yere atın. Ailelerine de polis infaz etti dersiniz. Hareket ediyor. Bekle. 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 Abi. Bekle. Dur burada. Al gel. Devam et. Şimdi Pürmüz. Yanlış yaptın Abdülay. Niyeymiş? Polat Alemdar, Zafer'i senin kurtardığını görseydi, anlardın diye seni. Umurumda değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Abdüley, biraz tansiyonu düşür. Çok itiraz ediyorsun. Dikkat çekiyor. Kimin dikkatini çekiyor? Çekiyor işte birilerini. Daha ne kadar bekleyeceğim? Zamanı gelinceye kadar bekleyeceksin. Başkanı de ki... Rüzgarda yaprak gibi savrulmaktan usandım. Ne olacaksa olsun. Efendim abi. Neredesin Abdülbek? Benzinlikteyim abi. Mektup kime Tamer? Bir arkadaşıma. Kes lan! Müzik
ihaneti sende gördük. Gel şimdi şiddeti bende gör Tamer. Abi nereye gidiyor bu herif? Avcıyken av olmayalım da Hakan. İsterse cehenneme gitsin. Otur. Sen mi vurdun kitapçıyı? Ben vurdum. Niye işledin bu cinayeti? Polat Alemdar'a özendim. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Kimseye bir şey yaptığım yok. 15 yaşındaki çocuğa nasıl cinayet işlettirirsin Zafer? Benim elime silahı verdiklerinde 14'ünde bile değildim. Sana biri istediğini öldürtme yetkisi mi verdi? Sen kimsin ki bu memleketin itibarını iki paralık ediyorsun? Ben bu memleketin onurunu kurtarıyorum. Bu işi sana kim havale etti? Hangi ülke için çalışıyorsun? Bunu sen değil de bir başkası sorsaydı öldürürdüm. Bir daha karşıma çıkma. Yalçın Bey, çocuk 15 yaşında. Niye vurmuş? Aldığımız duyuma göre ifadesinde Polat Alemdar'a özendiğini söylemiş. Şahane işte. Sür manşet yapın. Eli silahlı Polat fotoğrafı bulun. Bulamazsanız fotomontajla ekleyin. Başlık belli. Polat Alemdar'a özendim, vurdum. Ama efendim, hakikat bu değil. Bu hakikat değil müdür. Bu marifet. Propaganda daima hakikatten inandırıcıdır. Nerede kaldın Abdülek? Abi geldim. Çok yakın. Tamam. Ben bir inip bakayım istersen. Hayır! Baskınlar! Tamam.
Abdülhek, arkayı tut, kaçacak herif. Benim yüzümden oldu usta. İçeriye giriyoruz. Buraya boşuna gelmedi ya bu herif. Ya tuz işi ya silah işi. Thank you.
Emniyete haber verin Abdülay. Tamam abi. İnsanların ne ihtiyaçları varsa karşılayın. Karınlarını doyurun. Gülümüz. Annemi ara. Misafir olduğunu söyle. Usta, bir durum var. Gelsen iyi olur. Usta, içimde bir kurt vardı. Biri bizi satıyor diye. Çıka çıka bu tenye çıktı. Kardeş, kusura bakma. Senin de boşu boşuna günahını aldım. Her ne sebepten olursa olsun, her kime hizmet etmek için olursa olsun, arkadaşlarını satan, abisini satan, davasını satan, bayrağını da vatanını da satar. Bu tenye de herkese ibret olsun. Neden Tamer? Diyeceğim bir şey yok. Biz sana ne kötülük yaptık? Bir kötülük yapmadınız. Ama ben de yapmadım. Ben görevimi yaptım. Mekanımı bombalattın. Kötülük yapmadın öyle mi? Hiçbiriniz ölmediniz. Sen de ölmeyebilirsin. Sadece bir tek şey istiyorum. Seninle birlikte başkaları var mı? Söyleyeyim. Ne konuşturuyorsun abi haini? Bırak ölsün.